Hepinize merhaba arkadaşlar. Artık takımımızın başına geçip kariyerimize başlamanın vakti geldi. Bu sene farklı bir şekilde işleyecek kariyer. Beşiktaş'ı alacağım. Çünkü 27 senelik bir Beşiktaşlı olarak artık bunu yapmamın vakti geldi. Şimdi tabii ki Beşiktaşlılar buna sevinecek ama Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Bursa, Denizli vesaire vesaire takımı tutan arkadaşlarımız birazcık kırılacak, üzülecek ama üzülmeyin, onların da kariyerleri gelecek, emin olabilirsiniz. Hani takım kariyeri olmaz ama oyuncu olarak orada bulunurum. Ki Fenerbahçe'yle bulunmuştum. Hatırlayanlarınız vardı belki 10 numara olarak. Trabzonspor'da oynamıştık. Yani uzun lafın kısası onlar da yavaş yavaş ilerleyen süreçlerde karşınıza çıkacak. Şimdi gelelim bu takımda ne oldu, ne bitti, bu takımın bütçesi niye bu hale geldi? Şimdi takım bütçesinin bu hale gelmesindeki nedenlerden bazıları şu. Ben yetenek avcısı tuttum. Yapacak bir şey yok. 3 kişiyi aldım. Bunlara da 4 milyon, 4 milyon ve 3.250 para bayıldım. Yani tamamen gençlere yönelik bir yatırım olacak. Bunu da belirteyim. Tabii bunun dışında kadromuzda şu an olan kişileri hemen kısaca size göstereyim. Bazı oyuncular var, bazı oyuncular yok. Şu an FIFA'nın en son güncel halini almaya çalıştım elimden geldiğince. Yani o da bunu verdi. Tabii ki bu kadro değişecek. Gidecek oyuncular var. Gidecek oyuncular var. Bak bu birincisi. İkincisi gidecek. Bu takımda barınamaz. Öyle bir ihtimal yok. Tabii bunun dışında illaki değişiklikler de olacaktır. Mesela kiralık oyuncular var. Karius gibi. Ondan sonra kim vardı başka? Şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlayamıyorum. Kim vardı lan aranızda kiralık? Neyse çok problem değil. Onları da işte zamanla çözeceğiz. Taktiğimiz 4-2-3-1 dar sisteminde olacak. Bunu da belirteyim. Hem bu taktiğe benim alışma safam dönecek hem de bir yandan başarıya ulaşmaya çalışacağız. Hedef bildiğiniz gibi Avrupa'nın en iyi kupası. En büyük kupası Şampiyonlar Ligi. Bunu almak için de elimizden geleni yapacağız. Euroleague'de K grubunda Braga, Wolverhampton ve Odense ile oynayacağız. Yani gerçek fikstür diyebilirim. Odense o bizim gruptaki takımın tam ismi miydi hatırlayamıyorum ama çok da problem değil. Diğer iki takım sonuçta aynı takım. Oyuncularımızın da potansiyelleri gördüğünüz gibi bu şekilde. Hani gençlere yatırım yapacağım için çok fazla elimdeki oyuncuları kullanmayacağım. Bunu belirteyim peşin peşin. Sonradan bay efendim sen onu niye kullanmıyorsun falan dönmesin. Rica ediyorum. Tabii ki sizden gelecek yorumlar doğrultusunda da oyuncular almaya çalışacağım, bakmaya çalışacağım. Ama genç ve potansiyeli olan oyuncularla hareket etmeye çalışacağım ağırlık olarak. Yani bir nevi Ajax, PSV nasıl gençlerini yetiştirip piyasaya sürüyorsa biz de aynı şekilde ilerleyeceğiz. Oradan elde ettiğimiz paralarla Avrupa'yı hedefleyeceğiz. Yani sistem bu şekilde işleyecek. Hemen 5 tane de fix antrenman yapacak kişileri belirleyeyim. Ki bunlardan bir tanesi Ersin mi de şey veriyor lan? Bu değişmiş. Bak önceden Utku'ydu değişmiş. Artık Ersin. Destan yazacak. Kalemizde destan yazacak. Geçersin kaleye. Çünkü Karius'un da sene sonu gideceğini hesaba katarsak ona yatırım yapmak daha mantıklı olur. Burada Güven Yalçın mantıklı. Umut Nayır normalde daha Beşiktaş'ta istekli, arzulu gibi duruyor ama yapacak bir şey yok. Eldeki malzemeyle biraz yola çıkacağız. Birazcık ufak ufak değişikliklere gideceğiz. Enkuducum sen gel. Sen gel oğlum. Sana da şut çalıştıralım. Senin bitiricilik de yok. Onlara biraz ayar çekmemiz lazım. Onun dışında Dorukhan defansif orta sahamız zaten vazgeçilmezimiz olacak savunma yönüyle. Tabi yanında 36'lık Atiba olunca ister istemez de Dorukhan'a bel bağlıyorsun gibi bir duruma dönüyor. Reboka 7 milyon mu? Gelecek mi vaat ediyorsun? Sen bizde mi oynuyorsun ya cidden? Biz senin sözleşmeni aldık mı lan? Onu hatırlayamam, ona bakacağım. Eğer sözleşmesi bizde ise ben ondan çok büyük ekmek yerim. Siz ikiniz gideceğinizi söylemiştim zaten. Fazla söze gerek yok o konuda. Onun dışında kanat oyuncusu olarak Boyd ve Orkan. Boyd'a çalışalım ya. Sonuçta yeni geldi. O da bir angara geçti sonuçta. Yani ekmeğini yesin. Biz de yiyelim, o da yesin. Bu antrenman programı uzun bir süre devam edecek. Bunu da peşin peşin belirteyim. Tabii ki yeni gelecek oyunculara daha fazla önem vereceğim. Yakaladığımız
yeni nesil topçulara, piyasada olmayan FIFA'nın uydurduğu topçulara. Ama ağırlık bu şekilde olacak. Grubumuzda da gördüğünüz gibi 7 milyon 600 binlik bir turnuva bedeli. Finale kadar kalabilir, kazanabilirsek. Ama tabii ki başlangıç olarak bu gruptan çıkmamız lazım. O parayı istiyorsak. Hertha Berlin, Mönchengladbach ve Eibar'ın olduğu grup. Güzel bir grup, tatlı bir grup ve bize denk bir grup olduğu için yavaş yavaş lafı da fazla uzatmayayım. Gidelim maçımıza, çıkalım, topumuzu oynayalım. Önce o 7 milyon 600 alalım. Ondan sonra da genç çocukların peşine düşüp onları kovalayalım. Ho, Bideciğim hoş bulduk, hoş bulduk. Ne oldu? Şimdi ben sana ne desem ki ya? Ben de memnun oldum ha. Ne diyorsun? Ne yaparız bu seneyle? Biraz muhabbet etseydik bari, böyle şey mi olur arkadaş? Birlikte çalışacağımız için memnun oldum. Benim tüm kadroya selamlar millet. Sanki ben kulüple görüşemiyorum. Oyuncularla falan. Neyse Vidam, sen ilet, ben sonradan uğrayacağım aranıza. İçin rahat olsun. Artık yavaş yavaş Mönchengladbach maçına geçelim. Ve gruba güzel bir başlangıç için elimizden geleni yapalım. Umarım istediğimiz bir oyun olur. Güzel bir oyun olur. Bu arada kadroda şu anlık çok fazla bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Elneny'nin plan kiralık olması. Bu arada Reboşa'ya da baktım. Reboşa kiralıkmış. Ben onu aldık diye hatırlıyordum ama kiralıkmış. Yani o kadar ilgisiz kaldık futbola. Düşün, bu kadar kötü sistem olunca. Artık yavaş yavaş Mönchengladbach maçına geçmenin vakti geldi. Forvet'te Umut Nayır oynayacak. Arkasında sol açıkta Enkodu. Yanında Laiç ve Boyd kanatta görev yapacak isim. Defansif hattımızda gördüğünüz gibi Atiba ve Dorukhan Toköz orta sahayı destekleyecek. Aynı zamanda defans hattını da destekleyecek. Sol bek Caner Erkin ve merkezde David Ruiz Vida. Sağ bekte de gördüğünüz gibi Gökhan Gönül. Kalede vazgeçilmez Karius'umuz. Malum Destanoğlu gelişene kadar da Karius görevine devam edecek. Bu arada Necip, Oğuzhan, bu ikisi transfer listesine konuldu. Taliplerine duyurulur. Almak isteyen varsa bedavaya bile verebiliriz. Haberiniz olsun. Avrupa İnternasyonel Kupası'nda Beşiktaş'ın rakibi Mönchengladbach Alman ekibine karşı bugün elimizden geleni yapacağız. Güzel bir başlangıç istiyoruz. Zaferle başlayan bir başlangıç istiyoruz en önemlisi. Hem taraftarımızı gururlandırmak hem de bütçemizi biraz da olsun rahatlatmak adına bu kupada zafere ulaşmamız lazım. Tabii ki oyunumuzun ağırlık yönü tabii pasa dönecek. Ama kanattan koşular, özellikle Enkodu, Diaby, bu tarz isimlerin ya da Orkan'ın, Boyd'un yaptığı koşular bize savunma arkasında tehlikeli pozisyonlar yaratabilir. Tabii ilk pozisyondan ofsayta düşmek pek hoş olmadı ama olsun. Bunları çalışacağız. Sen de şu atkını indir rica ediyorum. Hiçbir şey görmüyor. Ofsayt mı değil mi? Ben burada Şaibi ararım arkadaş. Baskılı, baskılı beyler. Hadi şu topu bir artık kapalım. Yani çok fazla üçgen yaptılar. O üçgenlere izin vermiyoruz. Rica ediyorum. Birazcık yakın oynayacağız adamlara. Dikkatli. Atiba döndürme. Aman aman aman, tehlike olmasın çocuklar. Tehlike olmasın. Aferin bir daha. İyi kapattın önünü. Şut açısı vermedin. Bu bizim için önemli. Yalnız çok rahatlıkla pas yapıyor olmaları bizim için tehlike olabilir. Umut. Güzel verdin Laiç'e. Ah be Laiç, dönemedin ya. Yani 20 dakika arkamızda kaldı ama 20 dakika boyunca etkili bir atak şansı bulamadık derken Boyd, güzel bir boşluk var orada. Boyd gidiyor. Boyd gidiyor. Çapraza vuruşunu yaptı kaleci Sommer. Ulan Sommer, ulan Sommer, bıraksana ya. Atalım 1-0 olsun, rahat rahat devam edelim. Yani atağımız sürüyor olmasına rağmen etkili bir pozisyonda fırsatı değerlendiremedik ama Umut dönerse vuruşunu yaparsa belki gol olabilirdi. Ama daha etkili bir vuruş lazım bize. Çok yavaş vurdun Umut. Sekmesin o. Güzelsin Gökhan. Güzelsin ama tehlikeli bölgeye indi. Atiba kes onu. Beyler kapatın önünü. Çok güzelsin Dorukhan. Takip takip takip, bırakmıyoruz beyler bak. Çok büyük bir boşluk. Güzel karıyor. İşte bu aslanım benim be. Aferin beyler, aferin. Yalnız konsantremizi kaybetmiyoruz. Vida. Biraz daha sağlam müdahale. Hani senden tek bunu istiyorum. Güzel Dorukhan. Hızlı bir şans olabilir mi bizim adımıza? Yürü oğlum. Yürü Enkolu. Boyd koşuyor. Boyd koşuyor. Yürü Boyd. Sevdiğim pozisyonlar. Demin atamadın ama bu sefer belki olabilir derken az farkla top dışarıda. Yapma Boyd ya. Çerçeveyi tuttur. Rica ediyorum. Gole ihtiyacımız var. Kanadı boşlamayalım. Kanadı boşlamayalım Caner. Merkeze fazla yaklaşmasan. Sen kanadında kal abi.
Sen kanadında kal, biz her türlü orayı kapatırız. Sekme içeride ya, güzelsin bir daha. Açın aşağıya o topu. İndir Boyd'um. Boyd indir, gözünü seveyim, bir şey yapardık. Sekmiyor, sekmiyor, sekmiyor. Güzel Ruiz. Aferin. Pas çıkalım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Aceleye gerek yok la hiç. Hadi Boyd'um, sen de bir koşu yap. Güzel koşuyor. Yürü, o kanattaki boşluğu kullanacağız artık. Yukarıdan bak, Enkodu da geldi. Ama bu sefer de pas geçmedi. Derken Umut, ah, içeride vuramadı o topa. Beyler baskı baskı baskı. Şu gelenleri bir karşılayalım. Çok rahat pas yapıyorlar. Hadi kapatın açılarını. Pas yollarını kilitlediğimiz sürece her türlü biz buradan topu kapar, bir kontra şansı yakalarız. Güzel Gökhan, güzel takip. Yani en azından topu kapamasa bile tehlikeli olabilecek bir pozisyonu engellemeyi başardı derken, yani bu kadar rahat ceza sahası içinde oynatmayalım beyler. Dikkatli, dikkatli, kesin onu. Yapmıyoruz, yapmıyoruz. Biraz daha sağlam. Hadi. Boyd. Güzel pas. Umut boş koşuyor. Umut boş koşuyor. Yürü Umut. Yürü Umut. Bas topa, pas ver. Bas topa. Boyd. Boyd. Boyd sonunda attı. Sonunda. Bir dedi, iki dedi ama çekirge. Üç sıçrar dedi. Ben dedi o üçüncü pozisyonda o şutumu çeker golümü atarım dedi. Helal olsun lan sana Boyd. Güzel takip, güzel koşu. Umut Dayır'ın açtığı alanda bir anda topu arkaya çekmesi ve Boyd'un resmen hani al da at dercesine pozisyona girmesini beklemesi. Devamında da Boyd'un güzel şutu ve bize 1-0'lık ilk yarının bitimine doğru bir avantajı sağlıyor. Moralli gideceğiz soyunma odasına ve umarım bunu ikinci yarıya da taşıyabiliriz. Yani ilk 20 dakika boyunca bir şey yapamadık ama 20. dakikanın sonrasında savunmanın arkasına sarkıttığımız toplardan etkili pozisyonlara girmiştik. Ve gördüğünüz gibi onların meyvesini de sonunda 45'te yemeyi başardık ve ilk yarı bitti. Ben çocuklara bir şey söyleyeyim, geliyorum hemen. Douglas, ver yukarı. İkinci yarıda girmeyi başardınız. Hadi sizden gol de bekliyorum. Elneny, güzel pas. Gelen arkadaşını bekle. Bak merkezden kim geldi? Laiç önünü aldı. Vuruşunu yaptı, içeride bomboş golünü attı. Beşiktaş Mönchengladbach karşısında. Bu güzel. Organize pozisyondan 2-0 öne geçmeyi başarıyor. Ve yavaş yavaş ligde iddialı olabileceğinin sinyallerini de çakıyor. Gerçek hayatta karşılaştırmayın. Şu an çok kötüyüz, farkındayım. Ama olsun, bu bir oyun. Keyfini çıkarın. Güzel layık, güzel bitiricilik. Sommer'i avlamayı başardı. 2-0 öne geçtik. Seni de çıkartacağım. Seni de çıkartacağım. Orkan yedekte bekliyor. Yani ikinci araya geçerken oyuncu değişikliği yaptık. Neredeyse hücum hattımızın hepsini değiştirdik. Sadece Laiç kaldı. O da birazcık pozisyonunda kimsenin olmamasından kaynaklı. Elneny'cim, senin saçın niye öyle garip? Bana mı öyle geldi? Koşarken bir garip duruyor ama neyse. Çok da takılmamak lazım. Oo, yapma yapma, büyük hata, büyük hata, büyük hata çocuklar. Yani pasta çıkalım derken yaptığımız büyük hatanın bize birazcık golle geri dönmesi üzücü. Ama bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani hazırlık maçları olsa da yine de bu kadar büyük hata, bu kadar dengesiz yakalanmayı affetmezler. Kim Mönchengladbach da bunu başardı. Sektirmiyoruz. Güzelsin Rui. Sakin canım. Sakin canım. Kaldır kafanı. Bak yukarıda boşluk var. Güzel pas Diaby'e. Diaby bıraktın Laiç'e. Laiç'e aradan Lens'e gelir o top. Lens alır o topu. Lens karşı karşıya. Güzel bir şans ve bitirici vuruş. Aferin Lens. Aferin oğlum. Güzel koşu. Ne kadar rakibine takılmış olsa da oradan sıyrılmayı başardı. Pozisyonuna girdi. Vuruşunu yaptı. Golünü attı. Aferin lan. Artık biraz forma girmenin zamanı gelmişti. Bunu senden hep bekledik. Southampton'dan geldiğinden beri hep bunu senden bekledik. Ama bunun sanki olabileceğinin sinyallerini yavaş yavaş veriyor gibi. Umarım bu sezon güzel geçecek senin adına. Güzel bir olmuş. Baskı baskı baskı. Caner, döndürmüyoruz orada. Güzelsin oğlum, güzelsin. Kapat önünde. Harikasın Caner. Devamını getirebilir misin? Aman aman, pozisyonumuzu da kaybetmeyelim çocuklar. Hadi. Böyle baskıya devam. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Rakip bize yüklenmeye başladığı anda her türlü kontra şansını yakalarız, değerlendiririz. Yani sonuçta savunma arkasına zaten genelde pozisyona girerek gollerimizi ürettik. Ama bunları yaparken de savunmada ufak hatalarla cezasını çekmeyelim. Hadi. Kesin onu, kesin onu. Aman Utku, aman Utku. Ortada pozisyon yok Utku. Yapma. Dikkatli, dikkatli. Çıktığın toplarda ya al ya da hiçbir şey yapma. Kalende kal.
Güzel pas elneni bu arada. Güven gidiyor. Güven. Karşı karşıya. Dördüncü gol şansı ve bunu atmayı başardı be. Güzelsin oğlum. Aferin elneni. Güzel pas verdi. Tabii ki devamında da. Dördüncü golümüzü. Güven Yalçın. Kovaladı. Koştu. Omuz omuza mücadelesine girdi ama sonunda bitirici vuruşunu yaptı. Golünü atmayı başardı. Aferin. Büyük boşlukları değerlendireceğiz çocuklar. Öne geçtikten sonra özellikle bu tarz boşlukları biz fazlasıyla yakalayacağız. Yeter ki bitirici vuruşlarla biz bu farkı açmaya devam edelim. Güzel başlangıç. İlk maçtan 4. Arkayı 4 dedik. Umarım devamı da gelir. Baskı. Güzelsin El Nene. Aferin oğlum. İyi kapattın pasyonunu. Top bizde kalsın çocuklar. Yalnız Güven yine bir koşu yaptı ama biraz hızlı topla işte. Hocam artık bitirebilirsin. Yani bu saatten sonra bu maç dönmez diye tahmin ediyoruz. Yani bitir, tercih senin. Ama istiyorsan 5'i de atmak için elimizden geleni yaparız derken Güven orada rakip oyuncuya takılması belki 5. golümüze engel olmuş olsa da galibiyetimize, zaferimize, 4-1'lik hezimete engel olamadı. Güzel maçtı. Etkili oynadık. Savunma arkasına sarktığımız toplardan bayağı bir pozisyona girdik ama birazcık daha topun kontrolünü elimizde tutup paslarda yüksek oran yakalarsak her türlü biz sezonun kalanında da başarılı olabiliriz. Aferin çocuklar, iyi başlangıç. Oy, 12 milyon diyor. Az diyor. 14 milyon verebilir. Ben bunu satarım. Vallaha ben bunu satarım. İşlemlere gidelim. Yalnız ben senden 14 istesem çok bir şey yapmış olurum. Olmam, olmam. Olsan sonuçta o Ziya bir ara bu adamın değeri 20 milyonlara çıkacaktı. Yani hoş geldin kardeşim. Aynen. Ben de sizi sabırsızlıkla bekliyordum. Gerçi ben diyormuşum ama olsun, problem değil. Geç otur sen, keyfine bak. Çay, kahve. Başka bir şey ister misin? Sodamız var. 12 uygun değil ama bak. 12 uygun değil. Bunu birazcık arttıralım. Ne diyorsun? Şöyle bir 14'te anlaşırız. Ama bir söz hakkı bana da tanı. Heh. Bak. Gel biz bunu 15 yapalım. 15-200'e bağlarız. Ne dersin? Kabul mü? Bak, 10 milyon 5 milyon fazlasını vereceksin. Fazla bir şey istemiyoruz. Aç gözlü değil sonuçta. Bence kabul eder. Bu arada takkem nasıl yakışmış değil mi? Klastırıyorum. Janti. Ana. Sonraki satıştan pay verir misin o zaman? Ya sonuçta adam 26 yaşında. Bu adam satılır. Ya 12 aslında kurtarmaz ama. O zaman şöyle yapalım. Sonraki satıştan %15. Ne dersin? Bak, bu daha uygun bir teklif. Yani sonuçta %10, oradan da 1-2 milyon tırtıklasak işte her türlü gene 15'e fisleriz. Heh, olur mu? Ha, %5. Ya şimdi ben bunu satsam %5 1 milyon. Ya kurtarmıyor ya. Şş, onu 10 yapak mı lan? Çok mu para göz davranıyorum, ne yapıyorum? Şş, hocam. Ya bak, her şey iyi, hoş, güzel de. Ulan senime kıracağım, hadi %9 olsun be. %1'in lafını yapmayacağım. İndirimli göstereceğim. %9'a bağlayacağım. Bak şimdi iyi izle. Ne diyorsun? Kabul mü? Bence güzel teklif. Ana! Lan %4 için mi trip atıyorsun bana? Sen gene gelirsin buraya. Sen buraya gelirsin, bu tesislere gelirsin ama bu formayı elde edemezsin. Ozi'yi elde edemezsin. Seni satacağım oğlum. Sen bu kulüpte kalamazsın. Satamadık ya lan. Grupta ikinci maç, rakibimiz İspanyol ekibi Eibar. Güzel bir başlangıç yaptık. 4-1'lik bir zafer elde etmeyi başardık ama umarım Eibar karşısında da bunun devamını getirebiliriz. Kadroda herhangi bir değişiklik yapmadım, bunu belirteyim. Sadece Utku Yuvakuran yerine Destanoğlu'nu, destan yazması için hem de maçlarda kendini yavaş yavaş görüp tecrübe edinmek için onu kadroya almayı tercih ettim. Tabii ki bu kadro fix kadromuz olmayacak. Değişiklikler olacak ama geçenki kadrodan da farklı olarak hani bir tek oyunun içinde Güven Yalçın görev yapacak. Çünkü Güven sanki birazcık daha Umut Nayar'a göre istekliydi, arzuluydu. Özellikle savunma arkasına yaptığı koşularda bize golle geri dönmesi bunun sinyallerini veriyordu. O da görev yapar, dalgasına bakar. Tabi golünü de atarsa bu taraftar coşar. Sekmiyor beyler içeride. Güzelsin Ruiz. Dönen topa bakalım. Güzel Dorukhan. Enkodu sağ ol.
O hocam yapma yapma la hiç yapma yapma o hata yaparsan cezası pahalıya patlar. Güzelsin Karyos'u iyi çıkarttın oğlum. Hadi la hiç. Bak demin yapamadın. İyi pas veremedin ama alttan Enkudu geliyor. Enkudu gidiyor. Enkudu gidiyor. Onun hızına kimse yetişemez bu statta. Desem yalan olur. Adam çok rahat yetişti. Beyler göbeğe bakalım bak göbek bomboş. Geçmiyor geçmiyor geçmiyor. Kes onu. Aferin bir daha. Sen orayı kapattın ama Gökhan'ın içeride kalması birazcık hoş olmadı. Bunun da önüne geçmemiz lazım. Güzelsin Boyd. Aferin iyi müdahale. Aferin çocuklar. Aferin. Takibiniz iyi. Hemen boşlukları da dolduruyorsunuz arkadaşınızın boşluk bıraktığı. Güzel. Bunlar iyi. Ama önemli olan işte şu. Rakibimize birazcık daha oyun alanı vermememiz lazım. Bunun da önüne geçtik mi biz her türlü başarıya ulaşırız. Gökhan sür topu. Bak önünde boşluk var. Ver Laiç'e. Tamam Laiç olmadı ama güzel bir üçgenden çıkabilseydik orada. Boyd bırakabilse Laiç'e pasını. Belki ilk golümüzü atma şansı olabilirdi derken Enkudu'nun önünde büyük bir boşluk var. Güven, Güven, yapma Güven. Sen niye gittin o topa Güven? Ama olsun Güven. Ayakta kaldın. Savaştığın Enkudu'ya bıraktın o da golünü attı be. Enkudu. Aferin oğlum. Aferin. Birinci normalde pozisyonda. Da hiç Enkudu'yu sanki düşünür gibiydi ama yine de Güven fiziğini kullandı. Topu kapmayı başardı. Enkudu'ya bıraktığı Enkudu'dan da güzel bir gol. Ne kadar şansa mansa görünüyor olsa da olsun. Önemli olan bitirebilmesi. Bunu başardı ve bizi 1-0 Eibar karşısında öne geçirdi. Aferin sana. Ama çok şanslı olmuş ya. Aman aman aman. Kanatta büyük bir boşluk var. Kapatıyorsun hemen Caner orayı. Caner oynatma. Oynatma. Dikkatli beyler. Dönmüyor herif. Dönmüyor herif. Geçmesin. Victor Ruiz. Sen de onu yersin. Tanıdık isimlerden. Aferin Karyos. Sağlamsın. Güven veriyorsun kalede güven. Yaptırma orta, yaptırma orta. Baskıya devam. Aferin la iç be. İyi girdin araya. Hızlı bir şans olabilir belki bizim adımıza. Yani savunma tamamen daha yerleşmemiş durumdayken Boyd bırakabilirsen güvene. Güven de alırsa önüne. Arkadan da Enkudu gelirse. Hoca. Hocam retto kart ya. Retto kart. Yani böyle bir... Ya neyi sarı gole gidiyor adam ya. Bu adam gole gidiyor. Arkadan müdahale var hocam. Neyin kafası bu? Önce omuz atıyor. Ardından ayaklarını yok etmeye çalışıyor ya. Ayıp. Vallahi billahi ayıp yaptınız. Yani bariz kırmızı bu hareket ya. Laiç'im. Şöyle çatala doğru. Şaka şaka. Olur oğlum olur. Olur. Kaleci çok iyi anladı. Şu kaleci çok iyi anladı. Üstüne gitmeyin la için. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Hiç problem değil. Caner iyi orta gol getirir. Vur ona oğlum. Vur ona koçum. Seken top. La hiç olmadı. Güzel hareketti ama. Savunma çizgiden çıkartmayı başardı. Ne kadar rakibimiz kırmızı yememiş olsa da bizim ataklarımızın ardı arkası gelecek. O kırmızıyı vermemiş olsa da biz onları yenmesini bileceğiz. Hocam biraz sert oynuyor yalnız bunlar ha. Bak daha sezon başlamadı. Sakatlanırsa oyuncularım ağır söverim. Beyler baskı baskı. Merkez çok açıldı. Güzel Caner. Yapma Caner. Yapma Caner. Kaptın topu kaptırdın abi ya. Aferin Ruiz. İyi müdahale. Hadi içeride iyi paylaşalım. Adamlarımızı iyi paylaşalım. Şu şansı vermeyelim rakibimize. Al oradayın kolu. Güzelsin. Devam ama. Bırakmıyoruz hemen. Sekmiyor içeride. Sekmiyor içeride. Çocuklar iki kişisiniz. Adam rahatlıkla kafa vurdu ya. Hem Vida'nın hem Ruiz'in olmasına rağmen adam o kadar rahat vuruş yaptı ki. Hani resmen bizim defansa ufak ufak bu hava toplarındaki yan toplardaki etkisizliğimizin sinyalini mi veriyor yoksa farklı bir şey mi ben çözemedim. Beyler oynatıyoruz oynatmayalım. Bakın çok rahat geliyorlar çok rahat geliyorlar güzel Caner. Yalnız o topu oradan çıkartmamız lazım artık tehlike olmaya başladı. Hadi biraz dikkatli. Hava toplarında çıkıyoruz gömüyoruz. Bu iş bu kadar. Size güveniyorum. Enkoducuğum. Alabilirsen sür. Alamazsan da devam et. Ama sen ne yapacağını iyi biliyorsun. Yürü. Yürü Enkudu. Geçersin onu. Yersin onu.
Onu da yersin. Bırakırsın güveni. Güven mi? Yo, Dorukhan bu. Dorukhan bu. Dorukhan bu. Genç yetenek Dorukhan. Gerçi genç de sayılmaz ama olsun. Genç yetenek, genç yetenek. Yeni çıktık böyle. Bizim için genç yetenek. Aferin Dorukhan. Enkodunun güzel dripping'e. Rakiplerini yavaş yavaş eksiltmesi. Laiç'in reklam panolarına girmesi. Bunlar hep olan şeyler. Bunlar sezonun geri kalanında da olacak şeyler. Ama yine bir kontra, yine bir hızlı şans, yine bir hücum. Ve devamında bu sefer bitiren Dorukhan oldu. Rakip arkadan kaysa penaltı olsa sarı kart verecek. Hocam hiç öyle triplere girme. Normalde 10 kişi olmanız lazım ama hakem sizi tutuyor. Görmedim sanma. Geçirme, geçirme Gökhan. Geçirme. Ya, yemezsin sen o skilleri ya. Halledersin sen onu. Sekmiyor. Aman. Karius. Bir anlığına topun dışarı çıkacağını düşündü büyük ihtimalle. Ama kalede o kadar tehlikeli bir pozisyon oldu ki direkte patladı. Yapışın beyler rakiplerinize. Güzelsin Atiba ama takip takip. Bak top nerede kaldı? Nereye gidiyorsun Atibacım ya? Hocam direkt out. Direkt out. Yani bu kadar leş bir şuttan en fazla bu çıkabilirdi. Yalnız destan oldu. Kalede ne heybetli duruyor be. Destan yazacağım destan. Aslanım benim. Enkudu. Değil. Tabii ki de Lens. Enkudu yerine gelen ikinci yarıdaki Lens. Bakalım bugün bize ne katkı sağlayacak derken arka direkte Orkan Çınar hem kaleye oynatmayı başardı hem de kalenin içindeki filelere kendini bir balık gibi takmayı başardı. Ama olsun. Güzel pozisyon. Bir anda Enkudu'nun yerine gelen Lens kanattan driplingini yaptı. Rakibini eksiltti. Arka direkte Orkan'ı gördü. Güzel de bir orta. Güzel bir bitiricilik. Kaleci çaresiz. Savunma oyuncusu çaresiz. Karambole zaten gene takılsa kırmızı garanti. Çok sert oynuyorlar ya. Vallahi çok sert oynuyorlar. Yersin onu Caner. Güzelsin oğlum. Sakin. Oyunun kontrolü bizde çocuklar zaten. Rahat olalım. Atiba. Yaşına rağmen iyi sürdün. İyi de bıraktın Umut'a. Umut. 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 Affetmedi Umut. Karşı karşıya. Boş buldu pozisyonla. Umut da 4 demeyi başardı. Ve bu grup aşaması bizim için bayağı bir kolay geçiyor diyebilirim. Yani ilk maçta Mönchengladbach'ı 4-1 ile geçmeye başardık. Ve daha şu an maçın bitmesine, uzun bir süre olmasına rağmen yine 4'ü yapmayı başardık. Ve etkili ataklarımız, boş bulduğumuz alanlardaki koşullarımız tam gaz devam ediyor. Ve böyle giderse de biz herhalde 4 diye sezonu bitiririz. 4-4'lük sezon olur adımıza. Oynattırmayın. Oynattırmayın. Geçmesin Costa. Güzelsin. Orkan sakin ol. Hemen bir bak arkadaşlarına. Kim nerede ne yapıyor? Atiba aç topu yukarıya. Derken ara topu. Mükemmel pas Atiba'dan Lens'e. Lens. Lens. 5'e gidiyor Lens. 5'e gidiyor Lens. Affetmiyor Lens. Yani bir anda Eibar'ın bu kadar bir savunma arkasındaki boşluğunu Atiba resmen bir X-ray cihazıyla görür gibi aradan pasını verdi. Lens'e de bu güzel topu sadece bitirmek düştü. Ki onun arkasından hem Diaby'nin hem Umut'un geliyor olmasına rağmen kendi tercihi, kendi bitiriciliği ve bizim 5-0'lık öne geçişimiz. Aferin Lens, iyi bitirdin. Hem de kalecinin kapattığı köşeye acımıyor. Güzelsin oğlum, 2 maç 2 gol. İyi iyi. Douglas sakin oynuyoruz. Ver yukarıya. Güzel paslaşmalar. Rahat oğlum rahat. Açarak oyun oynayacağız. Yine bir koşu. Yine bir boşluk. Bu sefer Orkan gidiyor. Ama arka direkte Lens. Lens. Lens affetmiyor. Aferin oğlum. 6 oldu. Taraftar coşuyor. Beşiktaş taraftarı herhalde bu sezon böyle bir galibiyet görmeyi beklemiyordu. Hele ki Eibar karşısında. İspanyol ekibi maça iyi başlamasına rağmen. Yani yeni deyiminde her pozisyonda kontrayla Eibar'ı bitirmeyi başarıyoruz ve maç gitgide kopmaya başladı. Yani adamlar 10 kişi kalsaydı bu maçın skoru ne olurdu acaba diye merak etmeyen insan. Aferin Lens. Güzelsin oğlum. Sakin olalım. Sakin olalım çocuklar. Hiç problem değil. Aman aman. Costa. Yani iyi pozisyon al. O topa vur. Boşa zıplamanın hiçbir esprisi yok. Aferin Ersin Destanoğlu. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş o da kaleye geçecek. Ve kaleye geçtiği zaman da pas atmasını öğrenmiş olacak. Evet, bunu yapacak. Aman, vurdurmuyoruz. Güzelsin Ersin, aferin. Sakin ol, sakin ol. Yavaşlat oyunu, hiç acelemiz yok. Hiç acelemiz yok oğlum. Zamanı yavaş yavaş öldürelim yani.
6-0'lık bir zafer olsa da yine de Orkan'ın kuşusu içeride güvenme. Hayır, Lens arka direkte bitirdi. Gerçi güven çıkmıştı ya. Valla güven çıkmıştı. Güven nereden geldi aklıma? Beni andı galiba ya. Ya da şeydeyken yedek kulübesinde biraz goygoy yapıyorlardı gördüm. Ya ulan kaç atacağız acaba diye. O sırada bir an ismim onda kalmış olabilir. Problem değil. Problem değil. Aferin Lens. Hat-trick'ini yapmayı başardın. Güzel gol. Güzel bitiricilik. Böyle devam. Böyle devam çocuklar. 8'i de atalım bari tam olsun. Belki rekor kırarız. Malum bizim rekorumuz hala egale edilemedi. Aferin ellerine. İyi müdahale. Rahat beyler. Rahat beyler. Top çevirelim artık. Ver ileri. Orkan. Güzel pas. Diaby. İyi geçti rakibine. Diaby. Aa, çok kötü pas be Diaby. Yani o kadar güzel harekete böyle bir pas pek de yakışmadı. Yani kanattan Orkan'ın güzel bir koşusu vardı ama onun tercihi Umut oldu. Tabii Umut olunca da pozisyon yalan oldu. Ama sıkıntı değil. Problem değil. Sonuçta şu an skor olarak zaten avantajlı durumdayız ama bu avantajı da böyle saçma sapan pozisyon rakibe vererek harcamayalım çocuklar. Yani gider ayak gene gol yiyecektik. Ve gider ayak gene kendi yaptığımız hatadan yiyecektik. Dikkatli. Yani tek yapmamız gereken bu. 7-0 öndeyiz daha ne olsun ya. İndir onu 8 olsun. Hocam bitirebilirsin. Bak artı 4 oldu. Güzel. 7-0. Çok güzel bir zafer. Çok güzel bir galibiyet. Maçın adamı tabii ki Lens olmayı başardı. Yani attığı 3 golün ardından maça damgasını vurdu. Ama bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Bütün oyuncularım elinden geldiğince bu çalıştığımız savunma arkası pozisyonlarında başarılı olmayı başardı. Yani rakibimize etkili şut pozisyonu da vermedik ama yine de topla oynama üstünlüğü ezici bir şekilde onlarda. %39 oynamışız. Oynamasak daha iyi aslında. Grupta artık son maçımız rakibimiz Hertha Berlin. Yani gruptan çıkmayı şu an zaten garantilemiş durumdayız ve gördüğünüz gibi biz 2'de 2 yapmamıza rağmen rakiplerimiz sürekli birbirleriyle berabere kalmaya başardılar. Yani bir Hertha Berlin'le oynamadık. Onu da yardımcı antrenörüme vereyim. Yavaş yavaş çıksın o da. Şu gruptan çıkalım. 2-1'lik skor. Güzel bir skor. Yani çok fazla gol atmayı başaramasak da diğer maçlarda olduğu gibi en azından zafer elde etmeyi başardık. Aferin size beyler. Yakışan da buydu. Güzel, güzel. Şimdi gelelim turnuvanın ödül parasına. 1,3. Hiç fena değil. Güzel bir meblağ. Rakibimiz bir sonraki aşamada Hoffenheim olacak. Crystal Palace Hertha Berlin ile oynayacak. İyi ki Allah'tan gruptan birinci çıktık. Yani Crystal Palace belki de grup aşamasındaki en zorlu ekiplerden bir tanesi olabilir. Ama olsun. Problem değil. Temkini elden bırakmayacağız. Yavaş yavaş ben bu Hoffenheim maçına doğru ilerlerken belki bir haber, bir transfer teklifi gelir beklentisi içerisindeyim ama Diogo Dalot. Bu isim de Manchester United'ın sağ beki. Bir düşüncem vardı buna yavşamak gibi ama 10 milyon diyor. 10 milyon çok diyor ya. Vallahi çok diyor. Çocuğun iyi de potansiyeli var şimdi. Ama 10 milyon bizde para yok. Serbest kalma bedeli de yok. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Yani normalde teklifler geldi. Ama bu gelen teklifler birazcık sıkıntılıydı. Bu arada yeni oyuncular gelmiş. Yani teklifler geldiğinden kastım aslında bu gözlemcilerin yaptığı oyunculardı. Buralara yavaş yavaş bakıyordum. Ama işte gözüme çarpan sadece o postada Diego Dalot olduğu için onun da değeri yüksek olduğu için yalan oldu. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Sağlık olsun. Yenilerine bakacağız. Yeni çocuklara bakacağız. Ama hiç içinizde de ben buradayım diyen abi adam yok ya. Vallahi ben buradayım diyen adam yok. Ya belki de vardır da ben göremiyorum. Hani öyle de bir olay var. Bak, Samuel. Bu çocuk olabilir mesela. Ben bu çocuğun izlenmesini istiyorum. Ramon, sen git abi. Sen de git. Rende Entega. Atletizm diyor. Potansiyelim var gibi de duruyor işin aslında ama geç. Şimdi başka. Yambriç Eteki. Yok. İstemiyorum. Sen de git. Sen de git. Git.
Git. Git. Belki burada yüksek potansiyelli oyuncular olabilir. Ama işte bunlar da sizden gelecek yorumlar doğrultusunda devam edecek. Yani çünkü çok büyük meblağlar harcamak istemiyorum. O Elif Elmas genç yetenek diyorsun ama daha yeni gittin. Seni almamız zaten imkansız. Zurkovski. Aa benim Dragovski vardı lan. Ne yapıyor ki acaba ya? Özledim çocuğu daha. Kerata iyi kaleciydi. Moses. Moses sana bir bakalım ya. Sözleşmen de bitiyormuş senin. Belki ekmek çıkar senden. Başka var mı şöyle göze çarpan bir isim? Santiago Arzamendia. İyi gibi duruyorsun. İyi gibi duruyorsun da. Fabio Depoli. Meri'yi alabilir miyiz lan? İmkanı yok. Dur bakayım. Büyük potansiyeli var. Onu zaten herkes biliyor. Cümle alem biliyor. Bilmeyen kalmadı da. Yani bir ihtimal belki aslında yoklarsak alabiliriz. Hani hiç belli olmaz. Neyse. Uzun lafın kısası şu an yavaş yavaş transferler oluyor. Hemen gol krallığını falan kısaca size göstereyim. O sırada ben de ufak ufak izninizi isteyeyim. Gol krallığında Lens şu an birinci sırada. Atiba asist krallığında ikinci sırada. Gol yenmeyen maçlarda herkes gol yemiş. Gol yemeyen adam yok. Aslında Karius gol yemedi. Yok son maçta yedi. Ama bak Karius'u saymamışlar. Sırf maçı tamamlamadı diye. Alsın sağlık olsun. Çocuğun hakkını yemişsiniz ama o kırmızı kart listesinde bir oyuncu da olması gerekiyordu. Onu koymamışlar. Artık kalan maçları bir sonraki bölümde yapacağım. Bunun nedenini de zaten biliyorsunuz. Oyuncular sizden de gelecek yani. O şekilde bir şeyler yapabilmek için. Yani öyle uçmayalım. Genç bakalım. İsim yapalım. Para kazanalım. Ekmeğimize bakalım. Felsefe bu yönde olsun. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Yani onun doğrultusunda da bir like'ınızı eksik etmeyin diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.